Evet sevgili Donover izleyicileri, ben Cem Sümbül. Ben Barış Cankı. Barış'ı hepiniz çok iyi biliyorsunuz aslında ve bugün ilk defa bir incelemede bizle beraber evet. Ben Cem Sümbül olarak çok heyecanlıyım. Bugün yanımızda Toyota Yaris var ama bu bir başka bir Yaris bu. Bu yükseltilmiş, kaslanmış Yaris abi. Güzel. Yaris Cross adından güçlendirilmiş zaten. Otomotiv dünyasındaki artık SUV çılgınlığını biliyorsun. Toyota'da hani ben bu tarafa daha fazla ağırlık vereyim dedi. Hı hı. Yaris Cross çıkardı. Ben Yaris'in eskilerini biliyordum, eski modellerini biliyordum. Gerçekten beni şaşırttı. Ya tabii ki daha önce seninle de konuşmuştuk bunu. Evet. Yaris'in zaten iç mekanı öyle hani ufak bir araba gibi duruyor ama içine oturduğun zaman seni boğacak, ya burası çok darmış, evet, çok kötüymüş diyecek bir iç mekanı yok. Yaris Cross da aynı şekilde. Oturduğun zaman zaten o direkt o izlenimi alıyorsun. Zaten cam tavanı da var, bütün tavanı kaplayan. Olduğu gibi ferahlık veriyor. Gayet ferah hissettiriyor. Genişliğinde zaten çok büyük problem yok. Yaris Cross'un genişliği de Yaris'ten 2 santim hatta fazla. Ha, 2 santim fazla. Tabii. Aa, güzelmiş. Peki nereden başlayalım? Ne dersin? Tasarımdan başlayalım istersen abi. Tasarım tarafında zaten hani rengi artık bal sarısı mıdır? Benim üstümle de uyumlu. Vay güzelmiş. Bir dakika. Bir dakika bakayım ama yok, ben kurtarmıyorum. Hani dedim acaba Apple Watch koyuşundan kurtarayım. Ben daha uyumlu oldum. Sen abi. Evet. Bizim model hibritin en yüksek, en dolu paketi olduğu için çift renk seçeneği var. Sütunlar, tavan siyah. Ha, bunu galiba CHR'da da görüyorduk değil mi? Tabii. Orada genelde gene tavan Toyota bunu yapıyor zaten. Yaris Cross'ta bildiğim kadarıyla sadece bu pakette var çift renk seçeneği. Ben benzinlerde göremedim. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Hı hı. Bizimki Passion X-Pack diye X-Pack geçiyor. Evet, bu Toyota'daki aynen, bu sınıflandırma Passion aynen, meselesi. Aynen, evet. Passion X-Pack paketi. Dolu bir araç olduğu için önler tamamen full LED aydınlatmalar. Arkada da LED stoplar var. LED bu arada hani ben de kullanırken fark ettiğim için söyleyeyim. Hı-hı. Yolu gerçekten çok iyi aydınlatıyor. Herhangi bir yerde de son derece yeterliden fazla. Yani acaba rahatsız ediyor muyum diye düşünmeye başladım ben milleti. Bir de yüksek ya. Evet. Hani ön tarafta o bagaj seviyesinin hemen üstüne böyle gelse sanki diyorum aynadan acaba adam uzun mu yakıyorum diye düşünür mü diye düşünüyorum. Baktığında kaslı bir araç. Evet. Mesela bu kaput üzerindeki bu oyuntular gerçekten kaslı bir araç olduğunu gösteriyor. Sanki böyle baktığında böyle köpek balığının burnu gibi. Aa güzel. Çekiç köpek balıkları yani gibi olabilir. Çok doğru aynen, söylüyorsun. Aynen. Evet. Burnuna. Zaten burada panjurumuz var. Panjuru. Siyah üstünde böyle gri renkli detaylar var. Burada da yüksek ihtimalle artık aracın sürüş asistanlarına yön veren sensörler bulunuyor. Burayı kapatmışlar bu çok şekilde. Çok doğru. Altta zaten normal evet, geniş ana havalandırması var. Yuvarlak sis farlar. Bunlar böyle bakınca dikey gündüz ledleri gayet güzel görünüyor. Evet. Abi. Böyle bakınca hani o senin de söylediğin gibi SUV çılgınlığına adres gösteriyorduk. Evet, ben de onlardan biri gibiyim diyor aynen, aslında değil mi? Jantlar 17 inç abi. Bakalım 215/55R17. 17 inç jantlar. Hani böyle bir araç içinde aslında hani Yaris için 17 inç lastikte cross olunca ancak herhalde. Evet, bence güzel durmuş. Jantlarda çift renkli jantlar geliyor bunda. Hele şu dodikler çok baskın. Kırmadı. Onun dışında kapıların altında aynı şekilde onu tamamlıyor. Ya bunlar hep böyle hani crossover havası vermek için. Şimdi arkada bence öne göre daha böyle agresif bir tasarım var. Çok doğru. Hatta bu stoplar çok benzer olmasa da mesela Yaris'te de var. Ben buradaki bu inişi Toyota'ların da 90'lardaki bir hatchback modelleri vardı. Biraz ona benzettim. Aslında böyle çok da yüksek hacimli olmayan bir şey bagajımız var ama gerçekten hani insanı idare edebilecek bir seviyede. Yani şöyle diyebilirim, bu segmentinde, B-SUV segmentinde ortalama diyelim. Rakiplerinin evet, biraz altında kalıyor. 397 litre. 397 litre bagaj hacmi var. Mesela ama rakiplerinde işte 410, 450 litre falan. Çok büyük fark yok ama. Aşırı büyük evet, fark yok ama. Onun dışında gayet güzel bir alan. Burada mesela şeyi iki katmanlı olarak yapmışlar. Burada iki parçadan oluşan kapaklar evet, var. Gayet böyle ben hani baktığım zaman gayet sert. Bunda bile hani dayanıklılığa özen veriyor, göstermiş. Baktığında şu, ya evet, diyorsun ki buna kolay kolay bir şey olmaz diyorsun. Burada tek eleştirim hani bence bu parça hani tek yekpare bir parça miydi olsaydı da hani tek elle onu daha kolay kaldırabilseydik. Ben senin dediğini tersine olarak bozayım. Neden bozuyorum? Diyelim ki işte çantalarım var, bir şey var ama şurada da başka bir şey var. Şimdi sen eğer
o çantalarla hepsini, bütün parçayı kaldırmak yerine şuradan kaldırıp işte buradan elini uzatıp diğer tarafa veya tam tersi bagaja bir şey yüklemişsen alta müdahale etmeni sağlayabilir bu parçalı model. Çocuklar buradan bir şey attılar, işte birisi çantasını koydu falan. Hı hı. Taşır mı dersen, bunu koyduğun zaman bu taşır, evet, ama yani bu kadar. Ha, taşır şu. Ama hani çok kolay böyle kopacakmış, evet. Da böyle hani hemen bir ritim şey bozulacakmış ya. Hissi, evet. Veriyor yani. Bagaj aydınlatmamız var. Hemen onun yanında 12 volt güç çıkışımız var. Bir de hani bir şeyleri sabitleyebilmek için böyle iki tarafa, evet, da 4 tane kanca koymuşlar ki bence bu gayet güzel. Bagajı da kapatıyoruz o zaman. Açma yerinin hemen yanında kamerayı görüyoruz. Bu kamera tabii hem geri kamerası hem de aslında bir taraftan da arka yolu da kontrol eden, dolayısıyla içeride bilgi verirken de bu kamerayı da kullanarak verileri işlediği bir kamera olarak da notumuzu düşmüş olalım. İstersen içeri geçelim. Şimdi içeri geçelim. Mesela bak, ön taraftaki koltuk bana göre ayarlı. Ben 1.79-1.80 boyundayım. Burada diz mesafesi gayet yeterli. Hani bence, evet, bence çok güzel olmuş ki ayaklar için sunulan mesafe de gayet güzel yani. Buradaki boşlukta gene, evet, doğru, buraya ön tarafa doğru uzatabiliyorum. Gayet iyi. Diz mesafesi dediğim gibi çok güzel. Baş mesafesi konusunda benim çok bir sıkıntım yok. Bir de şimdi üzerinde senin neredeyse tavanın tamamını kaplayan bir cam tavan olduğu için hani burada kendini ferah hissediyorsun. Şimdi burada dediğin gibi yani şu baş boşluk mesafesi tam sınırda ama şurada bir şey var şimdi. Şu aşağıda kalıyor ama, hı-hı, o da bunun saklanması için. Aynen abi, o da ama cam tavandan bir, dolayı. Şurada bir boşluk var yani, o bir ferahlık yaratmıyor değil yani. Evet. Hani sınırda yani, rahatlık sınırında. Dediğin gibi diz mesafesi iyi. Burada bardaklıklar var. Mesela uzun yol yaparken buraya bardağı, içeceğini koyup gayet kolay bir şekilde, evet, böyle hani otururken. Mesela bence şu anda benim boyuma göre, benim özelliklerime göre şu anda gayet yeterli. İki tane bardağı koyabildiğim burada iki kişinin, ki aslında böyle bakınca burada arkada da iki kişi rahat yolculuk edebilir gibi görünüyor. Yani üçüncü kişi burada biraz, evet, sorun ki neden sorun? Şuradaki hemen kolçak dediğimiz ya da işte neyse buradaki şu da arada bir şey yani ortada olan kişinin kenarlara yani zaten koyması lazım. O artık fix bir sorun birçok arabada ama bunda da öyle. Buradan benim sevdiğim arka tarafta bagaja şunu açarak bagaja ulaşabilmek. Kapı kolunda söyleyeceğim bir şey var mıdır? Abi bakıyorum. Kapılar yani otomatik normal canlı. Artık, evet, hani bunlar eleştirilemeyecek seviyede. B SUV olduğu için artık yani, evet, hani arabanın kabul sınırından ediyoruz bu. Bunları kabul ediyoruz. Ben şunları beğendim. Onun dışında artık hani sert, evet, plastik. Burada bir cep. Bir cep var ama hani ufak bir cep var. Bardaklık cebi gibi de ufak bir taraftan bir, ama ufak bir şişe. Evet. Sığdırılabilir. Hayır, onun dışında bir şey sığmaz. Bak hatta bizimkiler bir kalem de unutmuşlar, evet, burada içinde. Çocuklarla biz de dolaşınca biz canlı test ettik yani böylece. ben hemen kalemimi alayım ne olur ne olmaz. Cam tavandan bahsedelim. Az önce de söylediğim gibi hani çok ferah bir ortam yaratıyor. Perde olması zaten çok güzel bir şey. Perde olmasa artık insan yanar yani burada özellikle. Kesinlikle. Burada hani elektrikli perde yerine burada insan gücüyle, evet, çalışan iki parçalı bir perde yapmış. Bence hani çok da şey değil yani. Hani hiç değil. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Kötü bir özellik değil. Bunu da bu şekilde. Sürücü de kullanırken de bu arada yani sürücü için de arka taraftan almak da zor değil. Onu da söyleyeyim. Basit olduğunu hani bir kere itsen zaten hani gidiyor. Zaten maksimum yani bu aracı alan birisi maksimum 2-3 denemede artık eli alışır buna. Son derece doğru. Cam bu araçta müthiş bir ferahlık sağlıyor. Bu araca ve hani küçük olduğu için demeyeceğim, çok küçük demedik demin ama tavanın neredeyse tamamı cam tavan gibi yani, evet, böyle bakınca. Evet, o yüzden çok güzel. Katılıyorum dediğine. Şöyle ön tarafa baktığında zaten hani bayağı panoramik bir alan çıkıyor. Bence son derece keyifli bir görüntü var ön tarafa bakınca da. Cepler, aynen, var koltukların önünde şurada. Sert bir demirle desteklenmiş. O yüzden böyle hani gevşemeyecek, yıllarca kullandıktan sonra böyle öne doğru gelen ve içi gözüken şekilde kalmayacak. Arka tarafta oturan kişi bayağı bir zorluk çekebilir. Ortada kalanın, arada kalanın canı çıksın. Olayı değişmiyor, her zaman aynı. Havalandırma çıkışları yok. Yok, USB çıkışı yok. Aynen, biraz da böyle geriye doğru olmuş. Aslında böyle hani tünel böyle çok yüksek değil. Isofix bağlantısı var. Kapaklı. Evet, ikisi içinde var bu arada. Yani bir tane değil, iki koltuk içinde var. Evet, peki bir de bakalım. Bir yukarıdan de ön da tarafa göstereyim. Evet. Bakalım abi, bakalım, sürüşe bakalım, geçmeden, evet, önce. Burada daha sonra bize çok yarayacak bir kablo var gördüğünüz gibi. Niçin olduğunu anlatacağız.
tasarımdan başlayalım. Ben lütfen. Bu üç kollu direksiyonu gayet beğendim. Çok üç böyle kollu, evet. Sportif bir tasarım var. Üzerindeki tuşlar bence hani gayet kullanışlı. Çok doğru. Ses düğmesi, açması, kapatması, modu ve ileri geri yapması. Aslında biz alt sıra yapmış. Alt sıra medya merkezi ile ilgili. Toyota'nın vazgeçmediği, burada tablet ekran şeklinde böyle orta konsola oturttuğu bir ekran var. Ekran acaba bana doğru dönmek zorunda mı? Yani sanki bunu bir böyle bir oynatacağımmış gibi hissettim. Evet. Düz olması nedeniyle sürücüye böyle hafif bir baksa sanki sürücü tarafından bakınca bu sanki diğer tarafa bakılsın gibi hazırlanmış gibi hissettiriyor. Yani o koltukta oturunca sana doğru değil de başkasına doğru bakması gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Bu tuşlar artık sanki 90'larda kaldı gibi hissettiriyor bana. Şu ekrandaki o yazıları buraya bir şey yapmaları gerekiyor gibi hissediyorum ben. Hani bu böylesi bir araçta benim de 25 yaşındaki oğlumun dünkü bindiği zaman ya bu sanki bütün araba bir yerden gelmiş de şunu başka bir yerden almışlar, geçmişteki bir arabadan almışlar, koymuşlar gibi hissettiriyor bana dedi. O konuda haklısın. Biraz demode ama hani işlevsel. Ben sana şuradan katılıyorum. Bu fiziksel tuşlar gerçekten işlevsel oluyor. Hani tamamen bütün kontroller ekranda dokunmatik üzerinden olduğunda hani biraz daha dikkat dağıtıcı olabiliyor. Mesela bu yönden fiziksel tuşlar hani biraz daha kolay kullanım sunuyor sana. Ekran bir Toyota klasiği. O yüzden de artık bu Toyota klasiğinden de değiştirebilirler. Toyota klasiğini biraz değiştirseler nasıl olur evet, dedik. Biraz değişim gerekiyor sanki. Nerede? Yolculuk 380 km bir yolculuğumuz var görünüyor ve evet. 5.5 litre ortalama gösteriyor. Bence ben performanslı bir şekilde kullandığımı, yani en azından hani ekonomi amaçlı kullanmadığımı söyleyeyim. Benzin de aldık zaten bir daha. Sen bayağı bastın herhalde. Evet evet bastım. Buna rağmen de 5.5 beni şaşırttı doğrusu. Yani evet, şehir içinde özellikle sen mesela performans olarak kullanmışsın. Özellikle az yaksın şehir içinde çok fazla... Özellikle elektrik motorunu kullanayım dersen mesela bu araba %60 %70 oranına varana kadar şehir içi sürüşlerde elektrik motorunu kullanıyor. %60 %70 şahaneymiş. Evet. Hani 5.5 az diyordum ben, şimdi sen işi değiştirdin. Yani bunda 3.6 3.4 oraları yakalayanlar var. Allah Allah, 3.6 öyle kullanmadım ama çok iyiymiş yani 3.6. Evet. Ama bir de benzin fiyatı da değişti yani dizel daha pahalı artık işte benzin daha ucuz. Bunu da düşünürsen eğer bir de böyle yakan bir araba falan alırsan ve buna odaklı kullanırsan böyle bir Türkiye'de survive edebilirsin. Yani. Aynen öyle. Bunda da aracın gerçek bir hibrit olmasının payı büyük. Çok doğru. Gerçek bir hibrit olmasının payı tabii çok. Ki yani şimdi piyasada artık izleyicilerimiz de biliyordur. Birçok hibrit olarak pazarlanan araçlar var ama mesela çoğuna baktığımızda özellikle bu segmentlerde 48 volt hibrit, hafif hibrit olarak, mild hibrit olarak adlandırılanlar, hatta 12 volt hibrit olanlar bile var. 12 volt ne abi evet. 9 volt pil kullanıyorum ben zaten. Onlar da işte böyle hani kalem pil kalkışta, takıp hibrit mi diyorum ne yapıyor yani? Kalkışta motoru işte çalıştırmak, özellikle şu 48 voltlar için konuşuyorum. Bu 48'lik mesela... 48'likle bizim bu kullandığımız aracın arasındaki fark nedir? Abi şöyle en temel açıdan onda mesela dediğim gibi entegre marş jeneratör diye bir şey var. Onun küçücük bir elektrik motoru var yani onda. Egea'da hibrit diye araba satıyor mesela. Ondaki nasıl peki? Ondaki mild hibrit. Mild hibrit. Evet. Ama bana satarken veya birisi gittiği zaman ona bu hafif hibrit denmiyor o zaman. İkisini yan yana koyarsak hangisine hibrit diyeceğiz? Tabii ki buna hibrit, buna hibrit diyeceğiz değil mi? Gerçek hibritler için yeterli bir elektrik motoru var. Koltuklar sarıyor, rahat. Ben uzun uzun diyebileceğim bir yolda da kullandım. En azından işte Sakarya, evet çok uzun değilse de 2 saat, 3 saatlik bir yol yaptık. Orada da rahat, rahatsız etmeden, yani işte belim ağrıdı falan demeden. Hemen koltuğun yan tarafındaki, yani aslında her şey manuel ama, bir hemen sağ tarafında kapıyı açınca, bakayım bende var mı şimdi, anlayacağız. Böylece... Hep böyle bir şoförlere yaparlar ya bu işi. Bakalım şimdi var mı? Açalım kapıyı. Evet bak şimdi şurada gördüğümüz geriye doğru gidip gelmen için klasik. Diğeri işte kaldırmak için biliyoruz bunu. Burada bir elektronik bir şey var. Şimdi bunun arkasına bastığın zaman sırtını destekliyor. Aynen bel desteği. Bel desteği. Yani her şey manuel. Bir burada bu hani böyle bir konfor vermişler. Elektronik bir konfor vermişler. Onu da
Ya bari keşke manuelini de yan koltuğa da yapaydınız kardeşim. Ne dersin? Bir yola çıkalım mı madem öyle? Çıkalım. Peki tamam. Yağışlı bir havada gidiyoruz. Şöyle bir araç içerisinde koltuktan derken. Doğrudan rampa çıktığımız için normal içten yanmak hemen, motoru çalıştı. Evet ona geçti doğru. Bu arada viteste mesela hani diğerlerinden farklı olarak B harfini görüyoruz. Ondan da bahsedelim. B modu şimdi bizim manuel arabalarda dik yokuştan aşağı inerken veya sürekli yokuşta inerken hani frenlere fazla yük binmesin, frenler ısınmasın diye motor freni yaparız. Hani manuel viteste yapabilirsin bunu. Şimdi Toyota'da hani bunda bu araç otomatik olduğu için onu kullanamadığımızdan dolayı B modunu koymuş araca. B modunu sadece dik yokuşlardan aşağı inerken kullanın diyor. Bu da o aynı motor freni gibi uygulama yapıyor ve frenlerin üzerindeki etkiyi alıyor. Ama onun dışında yine Toyota'nın belirttiğine göre B modunu kullanmak düz yolda. Mesela şu anda giderken B modunu kullanmak tavsiye edilmiyor, önerilmiyor. Hmm. Senin söylediğin bir detay bilgi önemli. B'yi ancak brake mod gibi böyle düşünebiliriz o zaman. Evet. Motor freni inmek istiyorsan bunu kullanabilirsin diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. Baktığın zaman ben olabildiğince tasarruf sağlayayım dersen hani dediğim gibi gaz pedalına böyle çok nazik basman gerekiyor ki araba elektrikli modda ilerlesin. Hı-hı. Hani mümkün olduğunca içten yanmalı motora geçmesin. Yakıt az tüketsin ama şimdi bastığın zaman da sana evet, o tepkiyi hemen verebiliyor. Frenleri nasıl buldun? Frenleri gayet güzel. Evet. Tepkiyi hemen verebiliyor sana yani. Bu çok güzel bir şey. Ben özellikle kullanımda bu motor sesinin aslında bastığın zaman diyelim yani basmadığın zaman değil de onu istediğin zaman verdiği motor sesinden bir doğrusu haz duydum. Keyifli bir sesi var. Ama uzun yolda giderken eğer sürekli böyle basarsan o zaman o ses biraz içeride rahatsız edici hale gelebilir. Evet. Çünkü sürekli o sesi dinlemek istemezsin diye düşünüyorum. Bu işte o yüzden yani hele bir de bu sessizlik seviyesi varken sonra o ses seviyesine gelmesi daha çok aslında rahatsız edebiliyor. Böyle bakınca daha rahat, daha huzurlu. Yani şu gittiğin ses seviyesi inanılmaz bir ses seviyesi gerçekten. Elektrik modda ilerlerken o elektrik motorunun sesini de duyabiliyorsun. O da gayet güzel bir detay. Evet, 1.5 benzinli ve bir taraftan da senin de söylediğin gibi 141 Nm miydi elektrik motorunun? Evet, torku. Torku. Bu araçta şimdi 1.5 hibrit sistem var. Hı-hı. Aslına baktığımızda bizim içten yanmalı motorumuz 90 beygir güç üretiyor. 120 evet, Nm tork üretiyor. Yani tek başına baktığında aslında çok da performans sağlamayacak bir motor. Ama işte bunun asıl olayı gerçek hibrit sistem olması. 80 beygirlik elektrik motoru, 141 Nm tork sunan elektrik motoru da destek olunca bu motora o zaman bir güç ortaya çıkıyor. O zaman işler değişiyor evet, gerçekten. Hem tasarruf alanında hem de biraz böyle hani basayım biraz performans isteyeyim dersen o zaman işler değişiyor tabii ki. Tabii. Durduğu zaman zaten sıfır ses. Hani hiç böyle ses start stopla falan değil de yani zaten yok yani. Çalıştığı zaman da giderken de ilk hareket anında da çok ciddi bir ses gelmiyor o elektrik motoru devreye girerken. Virajlar için bu arada rahat olduğunu da söyleyebilirim. Bir homurtu konusu bu arada net. Şu yönden biraz da sıkıntı. Şu an mesela hani şehir içinde yavaş ilerliyoruz ama mesela otobanda evet, işte 120-130 ve üzerine çıktığında çok böyle doğru, yanlardan ha, rüzgar sesini de alıyor. Yol gürültüsü, rüzgar sesi biraz fazla rahatsız edici olabiliyor. Bakalım virajda ne hava çevirecek? Aynen şimdi gör bakalım. Evet. Görüldüğü üzere kendisi hem uyarıyor. Şimdi devre dışı bıraktı. Şu an kendisi kontrol kendisi ediyor. Evet kontrol ediyor. Devre dışı bırakıyor ki özellikle hani bak gider. Dikkatsiz davranma evet, diye. Evet yine tutmanı isteyecek.
bizim sınırımız şu an bizi şerit içinde 63 tutuyor. Kilometre. Eğer yine direksiyondaki bu set tuşundan yukarı aşağı arttırırsan edersen yükseltecek. Evet. İyice bana bıraktın, o kadar da bırakma diye uyarıyor. Bak. Yeriz. Önüne araba geçti. Heh. Hızını yavaşlattı. Aynen öyle. 63 ile gidiyordu. Evet. Şu an 54'e kadar düştü. Bu ekrandaki eğer her iki taraf beyaz olursa şeritleri gördüğü anlamına geliyor. Mavi üç çizgi adaptif modun açık olduğunu gösteriyor. Eğer işte o yandaki mavi bantın üstüne beyaz bant gelirse kendini kenardan hafifçe ittiğini, eğer kırmızı renkte olursa bu uyarı, o zaman da bunu bir nevi sertçe düzelttiğini, sert uyarı ile gösteriyor. Siz bunu trafikte kullandığınızda her günkü trafik için büyük bir kolaylık ve bir taraftan da tabii bu şekilde doğru çalıştığını, güvenlik olarak da doğru çalıştığını görüyoruz. Zaten öyle olmasa pek de kolay değil bu araçların bu özelliklerinin sunulması. Şimdi ileride biraz trafik sensörü artacak. İç tarafta sanırım. O senin önde gösterdiğin sensör olabilir diye tahmin ediyorum. Ya da hemen aynanın üzerindeki birçok şey aslında aynanın üzerindeki sensöre yerleştiriyor. Şimdi mesela burası ilginç bir nokta. Bakalım ne yapacak? Şu an hızını, evet. Kendi yapıyor yine. Frenini yaptı. Yaptığım şey yok. Evet. Gerekli mesafe açıldıktan sonra da. Evet. Şu an yine aynı şekilde ilerliyoruz. Mesela şimdi bu araç geçti önümüze. Bakalım ne yapacak? Sen mi, o mu? Ben yaptım. Güzel, peki tamam, en azından çok ani atladı çok. Evet aynen öyle. İşte bu gibi durumlar için mutlaka insanın kendisinin de en azından uyanık olmasında fayda var. Tekrar o da gösterdiğimiz. Evet. Mahvettin beni Barış gerçekten. Yani bir araba bu kadar güzel kullanılabilir. Estağfurullah abi. Teşekkür ediyorum. Yani son derece keyifli bir inceleme oldu benim için. Benim için de öyle oldu. İnşallah izleyicilerimiz için de araç öğrenmiştim. Da keyifli bir araç. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Sen neler düşünüyorsun? Son düşünceni almak isterim. Benim son düşüncem dediğim gibi gayet konforlu bir araç. Hani bir B sınıfından beklenebilecek düzeyde konfora sahip. Yüksek hızlara çıktığında biraz hani böyle içeri rüzgar evet. sesini alıyor. Biraz hani o motor sesini biraz fazla alıyor ama hani bu da dediğim gibi artık hani bu seviyedeki araçlardan çok da bundan evet. şikayet ne kadar etmemek ekmek, lazım. Yok, köfteyle ekmek şeyi aynen, gibi diyorsun ilişkisi. Değil mi? Evet, o ilişki köfte ekmek korelasyonuyla olayı tamamlayabiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz Barış'cığım, sağ olasın. Ben senle teşekkür ederim. Çok keyifli bir inceleme oldu benim açımdan. Bu anlamda teşekkür ederim. Daha keyiflilerini yapacağımıza %100 eminim. Ve katıldığın için de zaman ayırdığın için de teşekkür ediyorum tekrar. Ben çünkü sitedeki otomobil yazıları şahane gidiyor. Onlarla uğraşmak yeterince vaktini, zamanını alıyor. Ama onların arasında bize zaman ayırdığın için de ekstra teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bugün Barış Cankı, Donanım Haber'in otomobil editörü ve o konudaki her şeyi diyebileceğimiz ve birçok kişinin de takip ettiği Barış'la beraber ben Cem Sümbül. Bugün sizlere Toyota Yaris'i anlatmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.